Tel Aviv'deki Büyükelçilik, Türkiye Büyükelçilik bayrakları yarıya indirdi. Türkiye'de bir günlük yas ilan edilmesinden sonra Türkiye ile İsrail arasında diplomatik kriz çıktı. Evet, Türkiye Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle bir günlük yas ilan etmişti. İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki e, Büyükelçilik'te Türk bayraklarının yarıya indirilmesi resmen diplomatik krize neden oldu. İsrail'deki Türk maslahat güzarı bakanlığa çağrılarak İsrail Dışişleri Bakanı kas bir paylaşımda bulundu. Ve Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli ise Kassala yanıt verdi. O da yanıt verdi. Sosyal medya hesabında İsrail Dışişleri Bakanı ilk paylaşımında şunları yazdı. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ne İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin e, Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yar yar, yar indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği vekilini ağır bir kınamak için çağırmaları talimatını verdim. Terör örgütü Hamas, İsrail Devleti'ni 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne maruz bırakmıştı. E ee, bu zulme öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir. Yasınızı ülkenizde tutun. Falan, bayrağınızı da hatta alın. Ee, yani oraya gidin gibi böyle bir e, açıklama falan da eee Eklenmiş. Ben hepsini sizlerle paylaşmıyorum ama çok ciddi e, krizlere sebep oldu bu. Ve e, İsrail'den birkaç saat sonra yeni bir açı, yeni bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı, e, İsrail Kat Erdoğan'a bu kez çok sert bir şekilde hedef gösterdi. Türkçe bir paylaşım yaptı. Kat Erdoğan'ı etiketledi sosyal medya hesabında ve tüm özgür dünyanın duruşuna karşı sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor diye Erdoğan etiketledi ve devam etti. Şunları yazdı. Türkiye'de 27 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor. İsrail'i bir atlet bir İsrail'i bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor. Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor. Erdoğan bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor. İlerici ve müreffah bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim ve imam bu cümle yazdıktan sonra da imam ismini alttan Ekrem imam olunun hesabını etiketledi değerli izleyenler. Tabii ki bu etiketlemeden sonra hemen AKP'li troller devreye girdi. Dediler ki bakın kim kiminle işbirliği yapıyor. Nasıl ortaya çıktı diye kıyamet koparıldı resmen internette. Ve Ekrem İmamoğlu az önce ben tam yayına girecektim ki baktım bir tweet atmış. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu aynen tweetinde şu cümleyi kullanmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Bunu İsrail Dışişleri Bakanı'na söylüyor. Onun da ismini etiketlemiş. Etkin etkin Devam ediyor diyor ki demokrasi ve hukuku elinde on binlerce çocuğun kanı olan Birilerinden öğrenecek değiliz. Evet her şey çok güzel olacak. Filistin Özgür olduğu zaman diye bu cümleleri kullandı. E tabi ki peşinen paylaşım yapan e, AKP trolleri bunu nasıl yorumluyor bilmiyorum. Yani <laughs> onu bilmiyorum ben. Ama Ekrem İmamoğlu'nun bu açıklaması da çok ilginç. Onu da söyleyeyim tabii kendi şeyi. Şimdi biz bu suikast meselesine bir bakalım. Erdoğan'a suikast yapılacak mı, yapılmayacak mı? AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve Sedat Peker'in düşkün Abdülkadir olarak adlandırdığı Abdülkadir Servi'den bahsediyoruz. Bugün Hürriyet'in e, köşe yazısında kendisinin yazdığı yazıda çok ilginç cümleler kullanmıştır. "Erdoğan'a bir suikast yapılacak" iması Ve Servi aynen şu cümleleri kullandı. Dedi ki: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tabii ki öncesinde bazı şeylere örnek verdi. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıl pardon kendi 10 başkanla suikast düzenledi. Mossad'ın bu konuda uzman olduğu, Mossad'ın bunu yaparak reklam yaptığı vesaire bir sürü açıklama yaptıktan sonra da şu cümleyi kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi suikastlerin yaşandığı kritik bir dönem vurgusu önemliydi. Yani Erdoğan birkaç gün önce ne demiş? Siyasi suikastlerin yaşandığı kritik bir dönemdeyiz. Diyor ki Selvi, İsmail Haniye, Fuat Şükür ve Muhammed Hey suikastıyla birlikte İsrail'in yeni bir konsepte geçtiği görülüyor. Mosad'ın tarihinde suikastler var. Zaten Mosad ününü biraz da buna borçlu. Kara Eylül ekibi dünyanın çeşitli bölgelerinde suikastlar düzenledi cümlelerini kullandı. Burada bu iddia bugün maşhet yapıldı. Çünkü dün de bazı hesaplar e, önceki gün bu haneyenin öldürmesinden sonra bazı büyük hesaplar şunu yazmışlardı: Reis'in korumalarını iki katına çıkaralım, Reis'i iyi koruyalım ve e, İsrail Reize bir suikast düzenleyebilir diye. Ben bu konudaki kendi kanatımı söylemek istiyorum. Ee, ben şahsen böyle bir şey İsrail yapmak isterse çok zor değil. Yani her ne kadar Erdoğan dedi ya ben ansızın bir gece biz İsrail'e gireriz dedi, ama açık söylemek gerekiyorsa eğer İsrail isterse bir gece ansızın çok rahat bir şekilde saraya girer. Yani bu, bu kesin bilinen bir şeydir. Hmm, o yüzden bu tamamen kendi halkının böyle nabzını ölçme. Milleti yine Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki o numarada, numaraya benzer bir şey. Milleti yine Erdoğan'ın etrafında böyle kenetletme, böyle ona yönelik yine yönlendirme. Bu ekonomik krizi falan unutturma, savaşı unutturma için ortaya atılan asparagas bir şeydir. Bu yani ne? Bunun böyle Erdoğan'a yok suikast yapacak, yok İsrail yapmak istese kardeşim yeni değil yani zaten yapardı. Zor değil ki çok basit bir şeydir. Yani İsrail vurmak istediğini her ki Erdoğan gibi birini vurmak isterse yeri yurdu belli olan bir insanı İsrail çok çok rahat bir şekilde bunu yapar. Ama bu biraz da böyle e, böyle biraz ortalığı yani gündemi başka bir yöne çekmek için. Bu arada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni bir açıklaması var. Değerli izleyenler son dakika önümde duruyor. Ben hemen onu olduğu gibi sizlerle paylaşayım. Dişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabında birkaç dakika önce şu açıklamayı yaptı. İsrail katsın. Dişleri Bakanlığı yapmak yerine yani İsrail Dişleri Bakanından bahsediyor. Adamın ismidir İsrail Kats. İsrail Kats'ın Dişleri Bakanlığı yapmak yerine ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu hükümetinin hadsizlik ve arsızlık abidesidir açıklamasını yaptı. İnanılmaz sert açıklamalar geliyor farkında mısınız? İnanılmaz. Valla inanılmaz açıklama. Başka bakalım ne var arkadaşlar yeni gelişmelere. Bakalım. Evet. Ee, Ali Yerlikaya'dan da bir açıklama geldi. Ali Yerlikaya'nın açıklamasını da istersen sizlerle paylaşayım. İçişleri Bakanı. O da başlık şu diyor ki İsrail Bakanın hassizlikleri devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süre gelen AKP iktidarını ülke, ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşları acımasızca kat eden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye'ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinizde değildir. Biz mazlumların Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Pardon mazlumların derken? E doğru yani biz, biz Kürtler mazlum değiliz yani. Pardon. Hakikaten biz Kürtler, biz Kürtler mazlum falan değiliz yani. Doğrudur. Biz biz başka hay, hariç. Mazlum derken biz hariç yani. O Rojava'da bombaladınız, güneyde bombaladınız. O sokakta cenazelerin bekleten annelerimiz falan, panzeller kasımdaki çocuklarımız falan filan. Doğru ya biz mazlum falan değiliz yani. Bizi kas etme. Yani adam doğru söylüyor. Ama mazlumlar yani. İşine gelen olsun. Şimdi bakınız devam edelim. Bakalım daha başka neler var. Ürdün kralı bir açıklama yapmış. <laughs> Ürdün kralının açıklaması şu. Ülkemizin hava sahasından İsrail'e doğru tek bir füzenin veya insansız hava aracının geçmesine asla izin vermeyeceğiz. Demiş. Ee, he. İsrail Savunma Bakanı ne dedi? Türkiye Büyükelçisi'ni ee, bayrağı tamamen indirip ülkesine göndermeye davet ediyorum. Hmm. Bu arada bu Türkiye, bu e, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı kim biliyor musunuz? E, Yahudi Kürtlerinden ve yakın zamanda bir Kürt düğününde elinde Kürtistan bayrağı ile halay çeken bir kişi demiş. Türkiye Büyükelçisi'ni bayrağı tamamen indirip ülkesine dönmeye dağıt ediyorum. Çıkın gidin orada bayrak